Merhabalar Pocket The Gaming'de Pokemon Brilliant Diamond Shining Pearl serimizin 19. videosuyla beraberiz. Önceki bölümde Sunny Sword City'ye gelmiştik. Burada Wolfner'ı bulmuştuk. Kendisi canı sıkılmış bir gym lideriydi arkadaşlar. Hiçbir mücadelenin artık ona eskisi kadar heyecan vermediğini ve çok sıkıldığını söylüyordu. Kendisiyle mücadele ettik, ağzını payını verdik ve sonrasında artık 8 rozeti de tamamladığımız için Pokemon Ligi'ne gitmeye hazırız. Gördüğünüz gibi Pokemon Ligi'ne doğru yola çıkmamız gerekiyor. Şimdi burada seyahat edeceğimiz güzergahın üzerinde oldukça fazla su tipi Pokemon olduğu için şu Pokemon'larımızın sıralamasını değiştirsek mi acaba diye düşünüyorum. Ya da nasıl yapabiliriz? Infernape'i başta şimdilik bırakalım. Grassnut'ımızı kullanırız. Grassnut sayımız azaldıktan sonra Pokemon'larımızda bir düzenleme yaparız. Şimdi bizim hiç Repel'imiz var mı? Bu önemli detaylardan biri. Olması lazım. Bir miktar kalmış olması lazım. Süper Repel'imiz var. Güzel. Çünkü burada çok fazla ama çok fazla Pokemon'la karşılaşacağız. Hızımızı kesecekler. Hiç hızımızı kesmemek için biz güzergahımızı üzerindeki doğrudan bütün Pokemon eğitmenleriyle savaşarak gideceğiz. Çünkü Pokemon Ligi'ne ulaştığımız zaman orada level farkından dolayı Elite Four'a karşı yaptığımız mücadelelerde sıkıntı yaşamayalım. Bu arkadaş evrim formu olduğu için birazcık da güçlü. Bir de biz special atak saldırısı yapıyoruz ama kendimiz fiziksel hatası. Dolayısıyla artık yani burada şey yani cover move olarak bugüne kadar kullandık ama yavaş yavaş bence Grassnut miadını doldurmaya başladığını göstergesi. Acrobatics'imiz, close combat'ımız var. Bir adet daha ben açıkçası saldırı öğrenmesini bekliyorum. Ateş türü saldırı. Çünkü çok uzun zamandan beri ateş türü saldırı. Yani Fire Spin ile karşılaştık sadece. Dolayısıyla bir Fire Punch olabilir. Flame Thrower olursa hayal kırıklığı yaşarım. Yalan yok. Çünkü yani Flame Thrower zaten Special Attack üzerine. Fiziksel bir ateş saldırısı bekliyorum ama. Yani aklıma Fire Punch geliyor şu an en mantıklı. 75 Attack Power. 15 saldırı hakkı. Onun dışında yani Lightning Punch falan böyle bulsak. Acaba haritanın bir yerinde herhangi bir NPC'de bunun satımı var mı yoksa post game'de mi bulabiliyoruz sadece? Çünkü bildiğim kadarıyla post game'de underground'da kazı yaptığınız zaman ender saldırılar bulabiliyorsunuz. Ama şu noktada ben nasıl olur onu ondan emin değilim. Ama bir tür avantajı sağlayan saldırıya daha ihtiyacımız var. Bakacağız onu. Azumarill geliyor. Evet, Pokemon değiştirseydik keşke. Gerçi Azumarill'in ağırlığı yüksek olduğu için Grassnut buna biraz daha yüksek hasar verebilir diğer arkadaşımıza göre. Evet. Bounce, wow. Cinderace günlerim canlandı. Şimdi Pokemon. Çelik türü arkadaşımıza geçelim biz. Gördüğünüz gibi. Adam tank ya tank, dağılın buradan. Şimdi Drill Pack bize yeterli olur eğer pot kullanmazsa. Takımımızda aslında şöyle takım olaraktan baktığınız zaman bütün Sinnoh starterlarına sahibiz. Ne kadar efektif kullanabildiğimiz yalnız tartışılır bakın yani. O konuda şu an movesetlerimizin çok iyi olduğunu iddia etmiyorum.
Ayrıca Sinnoh'ta açık ara farkla çok etkili olan bir Pokemon şu an takımımızda değil. Roselia kullanıyordum ben. Çünkü evrim geçirtmek için yanlış hatırlamıyorsam takas yapmak gerekiyor. Roserade. Yani Roserade çok baskın bir Pokemon bu jenerasyonda, özellikle bu haritada. Ben diğer oynadığım oyunda mesela 3 starterla birlikte oynamıyorum. Normal hani tek starterla oynarken nasıl olur deneyimlemek için mesela tek starterla oynuyorum. Ve yani şöyle söyleyeyim, Roserade'e evrimleştirmedim takas yaparak bile. Roselia haliyle bile muazzam iş yapıyor. Yani çünkü çok güzel saldırılar öğreniyor, yalan yok. Bir voleybol hamlesiyle plaj voleybolcusunuz. Su topunda da böyle bir hamle varsa olabilir. Su topu çok ilgimi çekmediği için bugüne kadar hiç araştırdığımı söyleyemem. Şimdi Acrobatics yetti Mantyke için. Staraptor kesinlikle en iyi tercihlerden biri. Luxray aynı şekilde. Yani en güçlü starter Infernape'e sahibiz zaten. Yani. Arkada ne olur ne olmaz hani gizli silah olarak Mew tutuyoruz. Benim amacım şu. Eğer Pokemon ligini Mew'e ihtiyaç duymadan bu takımla geçersem süper. Yani karşıma, aklıma sadece sorun yaratacak bir Pokemon geliyor. Onun dışında çok sorun yaşayacağımı zannetmiyorum. Şimdi senin vücut ağırlığın fena değildir. Yarısını alırsa çok daha güzel olur. Bubble Beam. Brilliant Diamond versiyonunu oynayan arkadaşların çoğu Elite Four'a gele kadar Garchomp elde ediyorlar. Yani Garchomp da cool bir Pokemon. Hem Dragon hem Yer türü. Ondan dolayı yani hak veriyorum ona. Biz de Tyranitar'ı elde edebilirdik. Ama ya ben açıkçası şöyle avantaj sağlaması açısından Tyranitar'ı elde edeceğime Dragon türü olarak Altaria'yı tercih ederim. Yani siz de eğer henüz takımınızı tam oluşturmadıysanız ve takımınızı tamamlamak için hani neyi kullanmam gerekiyor diyorsanız, Shining Pearl oynuyorsanız arkadaşlar, zaten Swabble'ı yani erken oyunda yakalayabiliyoruz diyebiliriz. Altaria candır. Onu söyleyeyim size. Yani hem uçan tür hem dragon türü special attack olarak gayet güzel işler yapabilecek Pokemon'lar. Nasıl diyeyim? Pokemon saldırıları elde ediyor. Yani Dragon Pulse öğreniyor. Dragon Breath öğreniyor. Ki Dragon Pulse aslında önemli olur. Başka şöyle düşünüyorum. Yani Dragon Dance öğretirseniz, ondan sonra Cover Move olarak öğretebileceğiniz hamleler var. Aslında karşınızda elektrik ve peri türü gelmediği sürece hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Leaf Storm şimdi bu sağlam bir special attack'tın değil mi sen? Ama 130. Bunu kullandıktan sonra kullanıcının special atağını düşürüyor. Bir tur bunu kullanıp da ondan sonra fiziksel hasarlara dönebilir. Biz şunu Lich Seed yerine öğretelim. Yani Lich Seed'in yerine başka bir zaten fiziksel çimen saldırısı bulmam gerekiyordu. Bitki saldırısı bulmam gerekiyordu. Quagsire. Evet işte. Roselia şu Quagsire için birebir arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız biz.
Bu arkadaşımıza Grassnut. Diğer arkadaşımıza da Close Combat kullanalım. Gerçi Quagsire, yani Grassnut'ta da halledebiliyor. Quagsire şöyle, Johto'da, yani Johto bölgesinde oyunlamış, hatırı sayılır vakit geçirmiş, Hardcore Soul Silver'ı özellikle oynamış arkadaşlarımız bilir ki Quagsire yani çok oradaki overpower arkadaşlarımızdan biri diyebiliriz. Quagsire su ve yer türü gelir arkadaşlar. Dolayısıyla elektrik saldırılarından etkilenmiyor. Su türü olduğu için yer saldırılarında çoğundan etkilenmiyor. Onu etkisiz hale getirmek için yegane kullanabileceğiniz saldırı bitki. Abi kardeş geldiler. Ne yapsak ne yapsak. Şimdi Acrobatics'le ben şu arkadaşa Brave Bird'le de şu arkadaşa vuralım. Brave Bird geliyor. Güzel, yeterli oldu. Swimmer Ricardo Tentacruel. Bu su ve zehir türü bu arkadaşa Grassnut'un süper efekti olmayabilir. Evet, değil. Bir Acrobatics yapalım. Ya şimdi şöyle, Pokemon Ligi'ne yaklaştığımız için biraz bundan bahsedebilirim diye düşünüyorum. Pokemon Ligi'nde özellikle arkadaşlar birkaç Pokemon'un ve eğitmenin sorun yarattığını yazmışlar internetten. Şimdi Pokemon Ligi'nde o eğitmenlerle karşılaşmadan bahsini de geçirmek istemiyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü hani oyunu şu an hiç oynamamış, elde etmemiş, sadece buradan seriyi izleyen birkaç arkadaşımız olduğunu biliyorum. Yani sayımız az da olsa o anlamda. Gene ben onların saygı gösterip hani spoiler vermek istemediğim için sosyal medyada ve gruplarımızda konuşulan, yabancı forum sayfalarında, Discord'larda vesaire konuşulan kadar zor değil arkadaşlar. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Çünkü ya aslında tür avantajına ve dezavantajına ne kadar hakim olduğunuzla, hangi Pokemon statlarını, hani hangi Pokemon'un statlarının karşınızdaki rakip Pokemon statlarıyla baş edebileceğini tahmin edebilmenizle rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Zaten Sword and Shield serisinde mesela o Global Championship olayı var ya, hani Ranked Battle'lar, yükselmek için girdiğimiz savaşlar. Orada da benzer stratejiler. Mesela şampiyona yayınlandıktan sonra pek çok arkadaşımız sıralaması çok çok yüksek olmayan ama düşük sıralamada denelemeyecek hani seviyedeler, onu da söyleyeyim. Arkadaşlarımız mesela şampiyonların takımlarından esinlenerek bazı takımlar yarattılar. Tabii Pokemon oyunlarındaki stratejiye hakim olan başka arkadaşlarımızın da yaptığı başka güzel bir hamle. Mesela örnek vermek gerekirse Groudon oldukça, nasıl diyeyim, etkili bir Pokemon'du. Özellikle onun o, yani karşıdaki bütün rakiplere vurması, fiziksel hasarı stekleyerek yükseltebiliyor olma, çok yüksek hasarlar çıkartabiliyor olma falan, hani böyle metaya soktu. Aynı şekilde neydi o?
şu Regilerin, Regieleki, Regieleki mesela. İki tane saldırısı çok ön plana gelmişti. Bir Electro Web'i, yani karşıdaki bütün rakipleri vuruyor. Bu arada yani Regieleki hızlı olduğu için genellikle ilk hamleyi yapıyor. Direkt karşıdaki Pokemon'ları yavaşlatmış oluyor. Bir de Electro Cage saldırısı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Tekrarlanan bir saldırı. Ve oldukça yüksek hasar çıkartıyordu genelde. Şimdi pek çok kişinin takımında bunları gördüm. Pek çok kişinin takımında Grimmsnarl, ondan sonra Incineroar, yani bu statları ayarlayabilmek için, karşı tarafın stat dengesini bozabilmek için bu Pokemon'lar vardı. Ben tam da böyle birkaç deneme yapıyordum takımı daha iyi hale getirmek için. Karşıma bir takım geldi ki tamamıyla karşı takımı kullanan arkadaş metadaki takımı counterlamak için bir takım kurmuş. Ve yani şöyle söyleyeyim, yani galibiyet serim vardı. Peş peşe böyle 12-13 maçı kazanıyordum yani. Rahatlıkla geçiyorken pat diye birden tokat gibi o arkadaşla karşılaştım ve hiçbir Pokemon'unu bile feint edemedim. Yani Pokemon oyunlarında dediğim gibi tür avantajı, stat değerleri, IV, EV, onlar da işin içine giriyor ama yani makro kısmına baktığınız zaman en basitten tür avantajlarını bilmeniz lazım ve hangi Pokemon'un hangi statları yüksek, bunu da takip ediyor olmanız gerekmekte. Onun dışında gerçekten çok çok zor olan bir durum söz konusu değil. Yani işte ben yorumlara baktım, çünkü yorumlarda özellikle yani iki tane Pokemon ya çok zor, felaket, bizi mahvetti, hani tekrar tekrar denemek zorunda kaldım falan diyenler olmuş. Yani ben diğer oyunda ilk mücadelemi yaptım, burada ikinci mücadelemi yapacağım. Ya, hazırlıklı girdiğimi düşünüyorum açıkçası, neyle karşılaşacağımı bilin için. Benim için yeterli oldu, ben sorun yaşamadım. Yani hiç zorlamadı bile, öyle söyleyeyim. Şimdi bu arkadaşa Acrobatics yapalım. Bunun küçüğüne yeterli olmuştu ama Pelipper'e yeterli olmadı. Tailwind. Gastrodon, işte mesela bu arkadaş da Quagsire versiyon 2 gibi bir şey. Bitki türü saldırılarla bu arkadaşa yaklaşmazsanız da perişan edilir. Bu da yer bir türü ve su türü. Machoke. Şu Machoke, şu Sailor'ı arkadaşımızı biraz ağırlık çalıştırsın. Bir de vitaminsiz kalmış. Her post kesiyor ama yani Türk kası var sadece orada. Yani level'larımız ne kadar yükselirse o kadar iyi. Stat artışlarımız sağlansın ki lige ulaştığım zaman mücadele esnasında sorun yaşamayalım. Şu arkada yüzücü bir arkadaşımız var. Yukarıdan muhtemelen onun yanına gidip mücadele ediliyor. Sırf onunla savaşmak için o kadar yol gidilir mi? Biz gideriz. Oyunu çok basitleştirmişler. Yani işte bu kaçıncı bölümümüze geldik? Yani neredeyse 20 bölüm olmayız. Hep aynı şeyi söylüyorum. Oyunu çok basitleştirmişler. Bu biraz son jenerasyonlarda fazla eleştiriliyor kullanıcılar tarafından. Yani genel olarak mesela gruplarımızla, ya arkadaşlar Pokemon oyunlarına heves ettim, Pokemon oyunu oynamak istiyorum ama bugüne kadar hiç Game Boy versiyonu bir Pokemon oyunu oynamadım.
ne önerirsiniz diye hani sorular oluyor. Orada yani şöyle söyleyeyim, Blue Gold, yani işte birinci jenerasyon ve ikinci jenerasyon. Orada mantıklı bir şekilde, mantıklı bir şekilde kastım ya bir Pokemon'unuzu çok aşırı güçlendireceksiniz. Ki ben Blue'yu Red'e oynarken zamanında başta Charmander'ı alırım. Sadece Charmander'la mücadele, yani tek Pokemon'la bütün oyunu geçebiliyordunuz. Level farkı bir yerde o kadar fazla oluyordu ki. Yani Elite dörtlünün mesela su liderine ateş saldırılarıyla Pokemon'larını yıkıyordu. Hani öyle tür avantajı, dezavantajı falan gözetmeksizin. Ama öyle yüksek bir level farkına sahip değilseniz patır patır Pokemon'larınızı yatırıyorlar. Yani hiç gözünüzün yaşına bakmıyorlar. Bundan dolayı hani o jenerasyonlar biraz daha zor doğal. İlerleyen jenerasyonlarda ben bunu hani küçük kitleyi de mutlu etmek için, hevesleri kırılmasın diye kolaylaştırdıklarını düşünüyorum. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam XY'den itibaren mi? XY'den itibaren olması lazım. Siz ne Pokemon seçiyorsanız o sizin kankanız, rival'ınız size karşı güçlü olan tür değil de size karşı güçsüz olan türü seçmeye başlıyor. Ve ondan dolayı zaten otomatikman hani ana kas gücü Pokemon'um diyebileceğim Pokemon konusunda zaten avantajlı duruma geliyorsunuz. Öbür taraftan bir de şu var. Mesela örnek vermek gerekirse savaşlardaki, yani siz şimdi diyelim ki oyunun başında 6 Pokemon, direkt oyunun başında 6 tane Pokemon'u elde ettiniz. Yeterli olacak bence. Iskalamazsak. Hiç hani Pokemon'unuz, biliyorsunuz takımınızda ne kadar çok Pokemon varsa Experience Share sayesinde hepsiyle bakın burada olduğu gibi deneyim puanını paylaşıyorsunuz. Ama takımınızdaki Pokemon sayısı azsa ya da Experience Share'i kapatıyorsanız daha çok tek Pokemon'a Experience alabiliyorsunuz. Şimdi o mantıkta yaklaştığınız zaman bir tane de pot atalım. Şu Infernape canını. Bayağı azaldı çünkü. Level farkı açıyorsunuz. Ve yani en basitten örnek vermek gerekirse. Ben Ay ve Güneş serisini çok uzun uzun oynadım. Yani ben de Ay ve Güneş serisinde toplam 6 tane kartuş var arkadaşlar. 2 tane Ultra Moon'um var. 2 tane Moon'um var. Bir Ultra Sun'ım. Bir de normal Sun'ım var. Hepsini de oynadım ve bitirdim. Hepsinde Pokédex'i tamamladım. Yani tekrar baştan başlayıp oynamasam bile ben o oyunları birer defa hepsini de bitirdim. Çünkü kafadan 6 defa yani bütün haritayı, bütün hikayeyi, bütün senaryoyu oynamış oldum. Orada mesela benim dikkatimi çeken şey şuydu. Diyelim ki level farkı oluşturmazsanız sadece bazı Pokemon'larınız tür dezavantajından dolayı yenilebiliyor. Ya da hani mesela şimdi biz neye alıştık burada en basit örnek vereyim. Infernape böyle ona vuruyor, buna vuruyor. Tokatlaya tokatlaya gidiyoruz biz. Doğru mu? Doğru. Infernape'in canı azaldığı zaman ya da karşımızdaki bir Pokemon Infernape'in onu yenene kadar yarı canını, fullden yarı canını indirdiği zaman bayağı iyi hasar verdi ya, yani iyi iş çıkarttı filan. Aslında hani sizin Pokemon'unuz tamam güçlü olabilir ama tür avantajı, tür dezavantajı diye neticede bir şey var. Yani bunu da göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten yeni nesil oyunları bu anlamda kolaylaştırdılar. O da hani dediğim gibi benim tahminim küçük yaşta olan arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi oyundan soğutmamak, oyundan düşürmemek için. Çünkü yani şimdi hayal edin, ben kendimden biliyorum mesela çocukluğumda küçükken bir bilgisayar oyununu oynadığım zaman eğer oyun İngilizcem çok iyi değil, anlayamıyorsam, bizim coğrafya için öyle oluyordu. Bir de oyunda zorlanıyorsam oyuna yani bırakmasam bile kesinlikle ara veriyordum. Ya da
Şöyle örnek vereyim size de. Nasıl söylenir o? Şu arkadan buraya geldik ama burada bir şey var mı? Diyelim ki oyunda ilerliyorsunuz, bir yeri geçmekte çok zorlanıyorsunuz. Ya, oyunu keyif alarak oynuyorsunuz ama bir yeri geçmekte çok zorlanıyorsunuz. Ya siz hevesinizi kırabiliyor. Dolayısıyla hani bence bu olay yaşanmasın diye olay oyunu biraz daha kolay hale getirdiler. Yani ben şöyle bir seçenek olsun isterdim Pokemon oyununda. Yani hikayesini etkileyecek şekilde tabii. Diğer mesela oyuna başlıyoruz. Yani biliyorsunuz artık her Pokemon oyununda başta dil seçiyoruz. Dil seçtikten sonra karakterimizin tipini belirliyoruz, ismini belirliyoruz. O kısmı geçip de tam böyle oyunun başlama ekranı geliyor yani böyle odamızda gözümüzü açıyoruz. O noktaya gelmeden bize şey de sorsa. Pokemon oyunlarında yeniyim. Pokemon oyunlarında deneyimliyim. Pokemon oyunlarında veteran, usta sayılabilirim diye mesela. 3 tane seçenek var ve seçtiğiniz seçeneğe göre hikayeyi oynarken en azından zorluğunu hani ona göre belirlesin. Mesela. Ya şimdi oyunda 20 level bir Pokemon'unuz var. Karşıda 14 level bir Pokemon var. Zaten level olarak sizden düşük. Ya böyle Pokemon antrenörüyle savaşıyorsunuz. Adam size hiçbir etkisi olmayan stat artışı ya da stat düşüşü bile sağlamayan değişik değişik hamleler yapıyor. O kadar kötü tercihler yapıyor. En azından hani sizin canınızı yakıp oyunu biraz zorlaştıracak hamleler olsa. Yani ben bunun alternatif olarak bence sunulması gerektiğini düşünüyorum. Oyunu biraz daha nasıl diyeyim çekişmeli hale getirmeleri için. Çünkü mesela Journey serisini bilmiyorum izliyor musunuz şu an? İzlemiyorsanız Netflix'te Journey serisi oldukça bence başarılı gidiyor arkadaşlar. Journey serisinde mesela Ash savaşlardan işte galibiyetle ayrılıyor. İşte bizim bildiğimiz iş Ash işte hiç tahmin edilemiyor falan, öngörülemiyor bilmem ne falan, bir sürü iltifat ediyorlar. Sonra kendisi gibi tecrübeli ya da kendisinden daha tecrübeli bir antrenörle karşılaşıyor. Antrenör bunu perişan ediyor. O antrenörü yenmek için hazırlık yapıyor, gidiyor Pokemon'larını eğitiyor filan vesaire. Bildiğin bizim gibi çimenlerde kasıyor diyebilirsiniz. Sonrasında gidiyor tekrar mücadele ediyor, kıl payı yeniyor. Yani oyuna da bu heyecanı bir şekilde getirebilirlerdi. Bu arada Victory Road'a giriş yaptık. Artık Pokemon Ligi'ne giden kısımdaki son düzlükteyiz arkadaşlar. Şimdi burada birkaç tane inip çıkabileceğiniz yerler var. Aslında istikamet çok basit. Hani bulamama gibi bir durum söz konusu değil. Onu söyleyeyim. Bakın zaten gidilmiyor. Diğer tarafa gideceğim şimdi. Oraya da şu Pokétop'unu almaya gidiyorum sadece. Yoksa gene yukarı çıkacağım. Köprüden geçeceğim. Victory Road'da yani bence Victory Road, bugüne kadarki benim oynadığım en kolay Victory Road diyebilirim bunun için. Önceki yani özellikle ben ilk Sunmoon diyorum ya. Onda zaten Victory Road yok. Birinci jenerasyonda mesela Victory Road'a girdiğimi hatırlıyorum. Kaybolmuştum. Dönüyorum dolaşıyorum aynı yere geliyorum. Dönüyorum dolaşıyorum aynı yere geliyorum. Sonra kazara biliyorsunuz Victory Road'da efsanevi kuş üçlüsünden bir tanesi var. Moltres. Kazara Moltres'i bulmuştum. Yani orada Moltres olduğunu bile bilmiyordum öylesi. Tabii bu anlattığım hikaye 24-25 yıllık bir hikaye. Staraptor. Alakazam geliyor. Gengar, favori hayalet Pokemon. Adam çok cool, çok değişik bir ya tasarım yani. Şey böyle badass karakter.
Şimdi şuradaki Poki topumuza ne varmış bakalım? Torment. Torment yanlış hatırlamıyorsam ki hatırlamıyorum. Torment'i kullandığın zaman rakip Pokemon, rakibin Pokemon'u iki tur peş peşe aynı saldırıyı kullanamıyor. Yani size karşı biliyorsunuz ki süper efektif bir hamle kullanacak. Bu süper efektif hamleyi kullanırken nasıl diyeyim size? Bir defa kullandı. İkinciyi kullanmasına izin vermem. Başka bir hamle yapması lazım ki sonra tekrardan o hamleyi kullanabilsin. İlginç düşünülmüş hamlelerden biri bence. Staraptor. Fiziksel hasarımızı düşürdü. Close combat'a close combat. Aslında biz deneyelim. Yok ettik. Başta kullansaydık muhtemelen tek atardık zaten. Poki topumuzu aldık. Koş 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 koş. Şimdi şuradan aşağı indiğimiz zaman bir şey var mı emin değilim. Bir bakacağım. Şu yan taraftaki poki topunu almak için bir merdiven olabilir arkadaşlar. Hayır. Başladığımız noktaya geri zıpladık. Şu çıkma efekti çok hoşuma gidiyor. Şimdi biz şöyle gittiğimiz zaman bu sağ taraftan aşağı ineceğiz. Mecburuz. Ama sağ taraftan gitmeyelim. Sol taraftan gideceğiz. Burada da zıplanacak bir yer var değil mi? Tamam, uzak duralım oradan. Şu aşağıdan poki topu aldığımız yer. Oo, Ace Trainer. Victory Road'da girip çıkabileceğiniz değişik değişik yerler var. Yani sizin yolunuzun nereden gideceğini biliyorsunuz. Diğer yönde de mesela gidecek yer var ya, bir göz atmanızı tavsiye ederim. Gideceğiniz yerden emin olsanız dahi. Çünkü burada gerçekten ilginç saldırılar elde ediyorsunuz arkadaşlar. Rest not! Ama çok az can kaldı. Zen Headbutt. Zihniyle kafa attım, zihniyle. Şimdi diğer saldırı sayılarımızı azaltmayalım. Şunla. GG. Sana iyi uykular. Empleon Hydro Pump öğrenmek istiyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman Metal Glove yerine öğretebiliriz gibime geliyor. Tamam, accuracy'si düşük, 110, bu 90, Metal Glove dursa mı? Dursun ya, dursun arkadaşlar. Metal Glove kullanacağımızdan değil de Hydro Pump kullanmayacağız. Asıl mevzu. Blissey geliyor! Yani Chansey'e çok büyük fanı değildim ama Blissey yani neden bilmiyorum çok hoşuma gidiyor. Tam bir destek Pokemon'u ya. Infernape 63, Luxray 55, Torterra 59, Mew 54.
Lige ulaşmadan Pokemon'larımızın yarısı 60 level'ın üzerine çıkar. Diğerleri de 60 level barajına sanki yaklaşır gibime geliyor. Benim zaten amacım o. 60 level'ın çok altında kalmak istemiyorum. Max Elixir süper. Çok güzel. Şimdi yukarıdan gideceğiz. Abi benim burada gözden atladığım bir şey var mı? Şuradan tırmanılacaklar bir şey var mı? Yok. Tamam. Gördüğünüz gibi yol bizi şu an tek yerden götürüyor. Şunları bir kıralım. Aşağıda ne var? Bir bakalım. Şuradaki taşları itebiliyoruz. Veteranın oradan gidiyoruz. Bu taşları itmenin yöntemini göstereyim mi size arkadaşlar? Kolay yolu var. Bakın. Bu bütün oyunlarda bir defa karşımıza geliyor zaten. Puzzle gibi. Şimdi ilk önce şu önümüzdeki arkadaşı itiyoruz. Sonra bu arkadaşı yana itiyoruz. Şunu itince aşağı doğru. Gördüğünüz gibi yolumuz açılmış oldu. Buradakini de göstereyim. Hazır, strange'imiz hazır. Bakın bunu ittiniz. Bunu da yana ittiniz. Şu arkadaş bizi görecek mi görmedi. Strange ile bunu kırdınız. Ama diğer tarafa gidemedik. Niye? Olmadı. Yanlış yer ettik. Hallederiz onu. Kendimden çok emindim. Niye böyle oldu? Ace Trainer Omar. Rapidash. Ya ilk jenerasyon Pokemon'u falan ama ilk jenerasyondan beri o cool'luğunu hiç kaybetmedi. Ben KB'mi de alayım size bir zahmet. Evet, geri döndüm. Şimdi Acrobatics kullanalım. Tek başına yeterli olmayabilir. Smart Spray. Hiç ıskalamayan saldırı arkadaşlar. Asla ıskalamıyor. Yani Aerial Ace nasıl hiç ıskalamayan bir saldırıysa Smart Strike da normal türün hiç ıskalamayan saldırısı. Rapidash gitti. Rampardos. Rampardos. İlk antrenör Roark'tan bu yana ki onda bunun küçüğünün adı neydi şu an hatırlayamadım. İlk defa görüyoruz. Staraptor. Carvine bu bitki Pokemon'u arkadaşlar. Bitki ve zehir. Acrobatics buna süper efekti vurması gerekiyor. Yok etti. Oyun orada kastı. Aa. Efekti göremedik. Yani tamam kazandık ama takımın iyiydi, takdir ediyorum. Uzun zamandan beri gördüğümüz iyi takımlardan biriydi bu. Şimdi şöyle şu yukarıdan şuraya zıplayalım. Yukarıda da çünkü gidebileceğimiz, alabileceğimiz birkaç şey var. Ben bunların hiçbirine atlamıyorum biliyorsunuz. Oraya gidelim. Sonrasında gir çık yaparız olmadı. Kullanacağız tabii. Şimdi burada ilerleyebilmeniz için yapmanız gereken şeyi gösteriyorum. Bisiklet. Ben de bu konuda çok başarılı değilim aslında. Gördüğünüz gibi. Atladık. Şuradaki Pokétop'unu almak için bu bütün zahmet. Şimdi bir şu bisikleti kapatayım. Şunu bir kıralım. Yürüyerek de atlayabiliyor muyduk biz senin üstüne? Hayır, illa bisiklete bineceksin. Tamam, bisiklete binelim. Şöyle yavaş yavaş atlayalım o zaman. Hayda, yavaş atlayalım dedik onu. Tamam.
Bisikletsiz de benim senin üzerinden atlayabiliyor olmam lazım ya. Koşmam mı gerekiyor? Niye böyle oldu? Bak normalde şunu atlatmaz şu an. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Niye ben burada bu kadar uğraşıyorum? Geç hadi, geç hadi. Ya şu oyundaki bisiklet kontrolleri zaten beni mahvetti. Hani dipad'i de kullansam, analogu da kullansam yani şey diyor, sen kolsuzsun diyor bana. Şimdi ben buradan bisikletsiz bunun üzerinden geçebiliyor olmam lazım. Niye geçemiyorum? Kullan bitireceğiz zaten burada bu için. Bisikletin freni falan var mıydı acaba? Kapan bakayım sen. Ben mi bilmiyorum yani, bisiklet frenimiz falan var mı acaba? Heh. Ben biraz çaprazlama gitmek gerekiyor. Sakın. Max Yatır bunun için miydi bütün şey? Allah'ım ya. Neyse şimdi şuradan zıpla. Şuradan da zıplayıp başladığımız yere dönelim o zaman. Piu. Bakın şimdi de geçemedim, gördünüz mü? Geçmek istedim, geçemedim. Çok ilginç ya. Niye geçemiyor? Geçmesin diye uğraşıyorduk, geçiyordun. Şimdi niye geçemiyorsun dostum? Neye göre belirleniyor mesela? Bunu anlayabilmiş değilim. Evet. Şimdi şöyle yapacağız. Bir şuraya inelim. Tekrar çıkıyorum. Gördüğünüz gibi taşların hepsi yerli yerine gelmiş durumda. Bisikleti kapatalım. Kıralım şu arkadaşımızı. Tak. Aşağı doğru iniyoruz. Şimdi gene burada o bizim taş puzzle'ımız var. Diğer aşağıdakini bu sefer yanlış yapmamam lazım. Çünkü orayı açamazsak gidemiyoruz farkındaysanız. Bunu ittik. Bunu ittik. Bunu ittik. Hadi hadi. Tamam. Şimdi... Tamam, gösteriyorum arkadaşlar. Bakın bunu ittik, hatırladım ben. Sonra şunu patlatıyoruz. Bunu geri itiyoruz. Bakın yolumuzu açtık. Aydınlanmakta biraz zorlandım. Evet, bir Ace Trainer daha. Clefable. Bu oyundaki stat değerleri en iyi, hatta en iyi 10 Pokemon'dan biri diyebilirim yani, takımınıza alabileceğiniz. Clefable ben diğer oyunumda sahibim. Yani peri türü olmasından ziyade stat değerleri çok güzel. Hem tanki hem de special atağı çok yüksek. Meteor Mash vuramadı. Tabi Clefable elde etmeniz için oyunda Clefa'da Clefairy'de yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani karşınıza çıkıyor, yakalayabiliyorsunuz. Ama şöyle bir durumu söz konusu var. Nasıl örnek vereyim ben size onu? Moonstone. Yani ay taşıyla evrim geçirmeniz gerekiyor. Şimdi bir Earthquake yaparsa bizi bayıltır. Tahmin ettiğim gibi oldu. Moonstone'u da yer altında kazarak bulabileceğiniz gibi ayrıca yakaladığınız Clefa Clefairy'lerde elinde held item olarak tutarak gelebiliyor. Benim şansıma diğer oyunumda ilk yakaladığım Clefairy zaten Moonstone'la geldi. Yani aramak zorunda bile kalmadım.
Onun için yani Klefa ile Clefairy çıkan yerlerde biraz farm yapabilirsiniz. Mesela bizim en son Mount Coronet'te hatırlarsanız şeyi kovalamıştık. Cyrus'u kovalayıp planlarını bozmak için sonrasında da ne denir onun adına? Söyleyemedim adını. Şey, Polkia'yı yakalamıştık. Hani oraya çıkarken ki mağaranın içerisinde Clefairy ile falan karşılaşıyoruz. Clefairy falan çıkıyor. Yani mağaranın son kısmında değil de önceki kısımlarında. Dolayısıyla hani orada hani Clefairy farmı yapabilirsiniz biraz. Şanslıysanız belki bir Shiny Clefairy'ye denk gelebilirsiniz. Gerçi Shiny yakalama şansı gerçekten düşük. Boyunda biraz yüksek tutmuşlar diyorlardı. Aslında onun da oyun içerisinde bir eksiklik, hata olduğu anlaşıldı. Staraptor. Evet, tek close combat yeterliymiş. Deminki tezimizi doğrulamış olduk. Altmışar level oldular. Hippowdon. Şimdi... Niye bunu seçiyorum? Bu Hippowdon'un da Earthquake var arkadaşlar. Yani tek atmazsak sonrasında Earthquake, Bulldoze vesaire bunlarla çok yüksek hasar verebiliyoruz. The Sandstream yapıyor. Şimdi Torterra'yı ama bunlar etkilemiyor. Leaf Storm'u bir denemek istiyorum. Çok iyi. Leaf Storm bana beklediğimi verecek sanırım Pokemon Ligi için. Veteran Clayton. Şimdi bizim geçemediğimiz küçük bir yer vardı. Oraya geldik gördüğünüz gibi. Şuradan devam ediyoruz. Oo, keratacı. Machamp. Yani şu an maymunumuzun dişine göre bir rakip geldi demek isterdim. Görsel anlamda ve cool'luk anlamında öyle. Ama tek Acrobatics ile bitireceğiz biz bence. Oo, dayandı. Senin neyin var peki? Sen ne yapacaksın? Dual Chop. Oo, tekrarlıyor. İki defa mı? Machamp ya. Cool Pokemon'larda. Ama değeri bilinmeyen, yani seride değeri bilinmeyen Pokemon'lardan biri bence. Hem anime serisinde hem oyun serisinde bence Machamp'ı birazcık daha cool yapmalılar. Luxray sonunda Crunch öğreniyor da. Bite yerine. Black Belt Miles. Miles. Oraya gidemiyoruz. Şuradan şu medium arkadaşımızla. Psychic Valencia. Şu kahvemin sonunu da alayım artık. Uzun zamandan sonra ilk defa gündüz vakti video çektiğim için benim için de değişik bir tecrübe oluyor şu an arkadaşlar. Değişik bir tecrübeden kastım. Ben genellikle çok geç saatlerde video çeken biriyim. Gündüz vakti dedim ki antrenmandan önce bir videomu çekeyim. Kahvemi içeyim.
O sırada da videomuzu da çekelim. MIV 55 oldu. Tepkiye bak. Şimdi normalde benim hatırladığım kadarıyla sağ taraftan gidiliyordu ama şu sol tarafta bir top topu var. Biz onun bir peşine düşelim bence. Evet lütfen kullan. Hani bitmeden bakalım ulaşabilecek miyiz onu merak ediyorum. Aa, buradan yukarı çıkıyoruz. Diğer tarafından da bunun inebiliyor muyuz acaba? Çünkü o hani diğer poketopuna ulaşmanın başka yolu gözükmüyor şu an. Evet sadece onun için yapılmış. Ya çok ilginç değil mi bakın buradan geliyor buradan akıyor. Şu sol taraftan da bir poketopu için ulaşamadığımız bir yer vardı. Galiba o da oraya gidiyor. Şimdi ona da bakalım. Dragon Pulse işte dediğim. Burada böyle cool şeyler oluyor. Mesela bunun peşine düşmeseydik Dragon Pulse kaçacaktı. Gerçi Dragon Pokemon'umuz yok. Niye bu kadar heyecanlanıyorsam. Ama bizim Mivimiz var. Her şeyi öğrenebilir isteriz. Şimdi bu da değişik bir arkadaş. Dragon Eğitmeni. Gebit. Dragon ve yer türü. Kusura bakma ama Infernape'ime ipime rakip değilsin dostum. Yapabileceği kaya ve yer türü saldırılar bize hasar verebilir. Ama o bizi ısırmayı tercih etti. Şimdi normalde tür olarak şu arkadaşın da buna fena vurmuyor olması lazım ama bunun ağırlığı yeterli midir ondan emin değilim, yeterliymiş. Bunun küçüğü Gible var ya zaten o devasa hani bir Pokemon'un ağırlığına sahip. Size öyle söyleyeyim. Şimdi bizim devam etmemiz gereken istikamet bu taraf mıydı, diğer taraf mıydı? Biraz kafam karıştı. Sanki buradan gittiğimiz zaman şu yukarıda bir Poketopu var, onu alıyoruz. Dönüyoruz diye aklımda kalmış. Emin olmamakla beraber bir deneyelim. Yok, yolumuz buradan devam edecek. Biz diğer tarafta almadığımız şeyleri alalım arkadaşlar. Şuradan geçince nereye gidiyoruz? Aşağı mı iniyor tekrar? Evet tamam aynı yerin başlangıcına geldik. Çünkü bizi saçma sapan başka bir yere göndermesin de. Şu sağ tarafta olanlara bir bakalım ne var ne yok. Ne var ne çok. En kötü bir Poketopu vardı ya. Bu kadar uğraştırmazlar yoksa. Şu aşağıda ne var? Şey var mı daha doğrusu? Oo, iki tane Ace Trainer var. Şu havuzun sonuna da gittiğim zaman orada da bir Poketopu vardı galiba. Infernape ve Staraptor. Şimdi Medicham'a tek atarız. Gyarados'a tek atabileceğimizi zannetmiyorum yalnız. Şu Grassnut Gyarados'a. O ağır bir Pokemon. Medicham'a da şu Acrobatics'i. Staraptor'la Medicham'a daha doğrusu. Acrobatics. Bakın gayet iyi vurdu bence. Medicham Z Headpaw. Dragon Dance geldi. Bütün statları artıyor arkadaşım. Bütün stat. Şimdi bir Grassnut daha.
Staraptor 57. Ne öğrenmek istiyorsun? Final Gambit. Yok, hayır, bunu öğretmek istemiyorum. Final Gambit oyun içerisinde oynamak için, yani hikayede oynamak için bence iyi bir hamle değil. Ama VS'lerde falan kesinlikle kullanılır. ...45.000 poke parası verdiler. Sizinle tekrar tekrar savaşalım ya biz. Evet, o poke topunun olduğu yer bence burası. Rare Candy. Rare Candy'ye değer arkadaşlar. Sende bir şey var mı? Yok. Tamam. Yukarıda bir Ace Trainer'ımız daha var şimdi. Yanından geçeceğiz. Onu da halledince Ejderha Eğitmeni abimizin önünden devam edeceğiz. Şurada bir şeyimiz daha var. Eğitmenimiz daha var. Deminden gördük. Ace Trainer Henry Honcroft. İki Flame Wheel yeter herhalde ya. Swagger. Hatamızı arttırıp bizi confused eden bir sinir bozucu saldırı. Ama biz bununla geri adım atar mıyız? Atmayız. Confused'dan hasarımızı alırız lütfen. Aa! Beni mahcup etmek için gene bakın Pokemon'ların ellerinden geleni yapıyor. Şimdi artık yolumuza devam edebiliyoruz. Şuradan çıkalım. Waterfall! Hop, zıpla bakayım. Biberal, sen şimdi şu altından geç, oranın altında yer varmış. Geç oradan. Heh, aferin sana. Geldik merdivenimize. Veteran kardeş, veteran kardeş. 3 Pokemon'u var. Veteran Edgar. Tentacruel. Cruel. Mimpernay. Ya işte bir Thunder Punch'ımız olacaktı ya. Thunder Punch'ımız olsaydı gerçekten çok tatlı olurdu. Bu Tentacruel'un da mevzusu öyle ki şimdi su ve zehir ya arkadaşlar. Siz suya çarpı 2 vuruyorsunuz. Bitki saldırılarıyla, çimen saldırılarıyla. Zehir olduğu için de %50 az vuruyorsunuz. Yani ne süper efekti vurabiliyorsunuz ne nat veri efekti vurabiliyorsunuz. Çok sinir bozucu. Poison Jab'ı yemedik, güzel oldu. Şimdi bizim akrobatik saldırı sayımız azaldı. Grass Knot. Golem. Bu da birinci jenerasyondan. Çok sevdiğim, elde etmekte çok zorlandığım Pokemon'lardan biri. Takas yapmadan çünkü Graveler'ı Golem'e çeviremiyorsunuz arkadaşlar. Nasıl ya? Smackdown. O zaman bir Flame Wheel daha gelsin mi? Gelsin. Yani şöyle, fiziksel saldırıya karşı çok tanki bir Pokemon. Kendi saldırı gücü de çok düşük değil çünkü yani işte Rollout, Earthquake. Smackdown, Bulldoze falan pek çok saldırı öğrenebiliyor.
Ama bizim burada avantajımız var. Aa, bitmiş. Close combat tek atar diyordum. Bitmiş. Lakin Pokemon tür dezavantajından çok yüksek hasar alıyor. Yani şöyle söylemek istiyorum size. Golem tek bir su saldırısına bakıyor. Yani bir surf mi yaptınız? Yarısı boşa gider. Bir water pulse mu attınız? Üçte biri boşa gider. Bakın, demek istediğim şeyi gördünüz mü? Karşımızda Empoleon var. Su ve çelik türü. Biz dövüş ve ateş türüyüz. Şimdi ilk bize Metal Claw yaptı. Sonrasında Sword Dance yaptı. Canımıza bakın. Bir su saldırısı yapsa bizi indirir. Yani oyundaki bu karşılaştığımız yapay zeka gerçekten çok kolaylaştırıyor olayı. Bunun için bence oyunda, dediğim gibi, ben işte Pokemon oyunlarında yeni başladım. Tecrübem yok. Pokemon oyunlarında tecrübeliyim. Pokemon oyunlarında çok tecrübeliyim gibi seçeneklerle oyunun başında hani girersek, yani biraz daha çekişmeli, heyecanlı olur. Böyle layla oylam, yani gözünüzü kapatıp yani ne olsa ilerliyoruz ya, bize bir şey yapamıyorlar şeklinde değil de birazcık daha emek harcamak gerekebilir. Yani dikkatsizce böyle ona gelsin, o gelsin ona vurayım, bu gelsin buna vurayım diyemezsiniz. Razor Claw bu kritik hatamızı mı arttırıyor bizim? Öyle olması lazım. Şimdi gideceğimiz yer burası. Başka yerden gidecek. Gidiş gözüküyor. Biz buradan geçmedik mi ya? Yok, buradan geçmedik. Galiba. Emin de olamadım şu. İttir bakalım şu arkadaşı. Bir dakika, onu mu ittireceğiz? Evet, onu ittireceğiz. Bu bir. Şu en aşağı... Ay. Ben şu analog yerine dipedi kullanayım da. Hadi tamam. Bu bir. Bu iki. Şunu yukarı ittik. 3 ve Poki Top'unu aldık. Ne varmış? Dark Pulse. Güzel. Karanlık tipi Special Attack bir saldırı. Yani Special Attack olarak karanlık türünün en güçlü saldırısı diyebiliriz. Şimdi peki biz buraya geldik. Biz nereden gideceğiz? Buldum. Yalnız başka bir şey daha buldum, bir geri döneceğim. Küçük bir ayrıntıyı yakaladım. Daha önceden gözüme çarpmamış, şu an ben de sizinle birlikte ilk defa fark ettim. Clinton Sand Gible. Gible. Şimdi bakın, bu arkadaşa Grass Knot'la tek atacağız. Muhtemelen niye diyeceksiniz? Çünkü çok ağır. Yani küçük müçük olduğuna bakmayın, çok ağır arkadaşlar. Atamadım. Sen tam. Bu da tekrarlanan zincirleme bir saldırı. Bizi döndürüp döndürüp duracak. Pot basmamız lazım. Şu arkadaşı bir halledelim. Ta. Gyarados geliyor. Pokemon değiştirelim. Tek Thunderbolt yeter muhtemelen Gyarados için. Hem uçan hem sürü çarpı 4 vuracağız. Şu poz insanın sırtını, belini ağrıtır. Görüyor musunuz karşıdaki eğitmenin nasıl durduğunu? Hani benim jenerasyonumdan olan arkadaşlar bilirler, yeni kardeşlerimiz bilmeyebilir. Destiny's Child pozu veriyor resmen orada. Gyarados GG. Sırada ne var? Gönder gelsin. Luxray 57 oldu. Gible geliyor. Ona da şöyle yapalım. Deneme yapmak için. Torterra. Hmm.
Gambit gelseydi aslında daha iyi bir deneme olabilirdi. Yani süper efekti vuracak mı diye baktım. Asıl denediğim şey oydu arkadaşlar. Süper efekti vurmuyor. Ama iyi hasar verdi. Evrimleşmiş formuna da benzer hasar verebilir mi ondan emin değilim. Bakın şimdi benim burada atladığım bir yer, şu yurtta bir arkadaşımız var, gördünüz mü? Ben ona doğru gideceğim. Ona nasıl gidiliyor? Şuradan şöyle yukarı çıkıyoruz. Evet. Bitmeden de şu repellerimiz bitmeden acaba bu haritayı bitirebilecek miyiz? Şimdi şunu alalım, bu ne? Zinc. Peki sen niye burayı kapalı tutuyorsun? Niye biz buradan geçemiyoruz? Daha da güçlenmelisin, sert olmalısın vesaire vesaire. Peki. Şimdi aşağı düşmeden o zaman yolumuza devam edelim. Artık sona yaklaştık. Ve Pokemon League. Şöyle göstereyim, bakın etrafında başka bir şey yok. Sadece burada Pokemon Ligi var. Hayır, şu an kullanmaya ihtiyacımız yok. Kullanmıyorum. Sadece Pokemon Ligi var. Gördüğünüz gibi biraz böyle değişik bir havası var. Ve sonunda Pokemon Ligi'ne geldik. Şuradan bir Pokemon'larımı iyileştireceğim izninizle arkadaşlar. Sonra da artık bu bölümü yavaşça bitirelim. Zaten oldukça uzun bir bölüm oldu. Bir saatin üzerine çıktı. Ama biliyorsunuz ki ben yola çıktığım yerdeki haritayı güzergah bitirmeden bölümü sonlandırmak istemiyorum. Çünkü yani yarım bırakıp alakasız yerlerden devam etmektense bölüm uzun olsun. Aralıklı izlenir gerekirse. Bana kalsa açık konuşayım. Pokemon Brilliant Diamond Shining Pearl Run'ı şeklinde böyle hiç ara vermeden bütün seriyi çeker. Buraya 15 saatlik video şeklinde bile koyarım. Keşke öyle bir vaktim olsa o şekilde yapsaydık, deneyimleseydik. Ama şimdilik bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde artık Pokemon Ligi mücadelemize başlayacağız. Ve Pokemon Ligi şampiyonu olabilecek miyiz? Pokemon Ligi'nde ne tür zorluklarla karşılaşacağız? Hep beraber göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.